Eyvallah. Sağ ol. Buyurun. Çok şad oldum sana. Ben de öyle. Çok memnun oldum. Vallahi hoş gelipsen. Sen kimi abiler çok gelsin. Bizim milletin siz de bizim kardeşimizdir. Söhbeti yok. Selamun aleyküm. Merhaba. Burada bu şekilde böyle etleri tuzladılar. Gayet güzel gözüküyor. Bir manat bir tane alabilir miyim? Bu çay içtiğin çay var. Çöker. Aha. İsmi ne bu çayın? Çöker. Çöker. Ha, yazıyor zaten şimdi. Çok çöker. Bu yani bir tane burada hatta Gence'de şu an. Ha, başka yerde yok. Merhaba, günaydın. Benim Gence'ye. Bu tren. Ha. Tamam, teşekkür ederim. Buz gibi bir Azerbaycan Bakü sabahından herkese günaydın. Şu anda saat burada 7.30'a geliyor. Yaklaşık bir 15 dakikadır yürüyorum. Bu arada 7.15 şu anda saat ve sokaklar o kadar da kalabalık değil bakın. Gayet tenha gözüküyor. Tren istasyonuna gidiyorum. Buradan Gence'ye bir tren biletim var 7.50'de. Tren istasyonunda hatta hemen şurası. Şimdi bakalım sorunsuz bir şekilde trene ulaşmaya çalışacağım dostlar. Hava oldukça soğuk. Tabii yavaş yavaş boş dedim şehir ama hareketlenmeye başlamış. İnsanlar işe gidiyor. Hava durumuna göre bugün buradaki son soğuk gün. Hava Azerbaycan'da ısınmaya başlıyor. Umarım bu doğrudur ya, bir an önce havalar ısınsın. Soğuk çünkü, bayağı soğuk. Hadi bakalım şuradan şimdi tren istasyonunun içine doğru gidelim. Evet, Bakü tren istasyonu şöyle gözüküyor. Gayet güzel. Şimdi buradan çıkacağım. Sordum. 5. yoldaymış benim tren. Trene doğru gidiyorum dostlar. Çift katlı bir tren. Üst katına aldım bileti. Vakitlice gidelim. Teyit ettirelim biz yine de. Merhaba, günaydın. Benim Gence'ye. Bu tren. Tamam, teşekkür ederim. Orada bana yol 5 dediler ama burada yol 6'yı gösteriyor. Biraz sıra var. Sıra bekleyeceğiz. Bakın giriş buradan diye tahmin ediyorum. Bindim trene. Tren güzel gözüküyor bu arada ya. Şimdi bakın tertemiz bir tren. Misler gibi bakalım. Gence'ye doğru yola çıkıyoruz. Bir 3,5 saat falan sürüyormuş dostlar. Güzel bir tren yolculuğu yapacağız beraber. Evet, yaklaşık 3,5 saatlik bir yolculuk oldu. Yarı uyudum, yarı manzaraları izledim. Güzel manzaralar vardı. Farklıydı yollar. Keyifliydi, çok rahat bir tren. Şimdi bakalım şuradan bir kendimizi atalım. Şöyle birazcık kendime geleyim. Çünkü biraz da uykulu geçti, uyudum. Böyle tren yolunun üzerinden geçtik. Normalde yukarıda üst geçit var ama herkes buradan geçiyor. Ben de geçtim. Hava kapalı gözüküyor şu anda. Bakın söylemiştim videonun başında da yarın daha güzel olacak diye. Umuyorum ki hava güzelleşir. Böyle ufak bir şehre indik. Güzel güzel. Bakü'nün o kalabalık ve metropol havasından açıkçası biraz uzaklaşmak iyi geldi. Bakın beraber Gence'yi gezeceğiz. Şimdi şöyle bir taksiye geçiyorum. Geldim. Bu araba kaç model? İli 2006. 2006. Güzelmiş. Jiguli'dir ya, Jiguli. Jiguli. O güzel yerleri abi. Harcı kenti, Göy Göldü, Maral Göldü. Ben orada mesela görürdüm gidersen. Aha. Çok güzel tabiatlı yer. Çok güzel. Dağların eteğinde abi. Böyle diyeyim de büyük bir göl. Hmm, göl var bir tane, ha, tamam. Bir tane değil, bir neçe tane değil. Prosta esas üçüne bırakırlar. Öyle bir ki Göy Göl'e, Maral Göl'e, hamısı da üçler. Hmm. Yakın mı buraya? 70-80 kilometre. Ha, o da uzakta. Ama abi gelip bakmaya değer. Değer, anladım. Oradan uzak değer. Ama değer. Oraya peki otobüs mu, dolmuş bir şey var mı? Buradan avtobüs gitmiyor. Ha, oraya gitmiyor. Ancak belə deyətə, ancaq belə məsəl üçün maşınla gedirsən. Aha.
maşınla danışsan o seni gözlüyor, qayıdıb gəlirsin. Gəl. Gel elə bir gəzirsən, baxırsan. Anladım. Çok güzel yerdi abi, çok güzel. Gence'de hayat nasıl peki? Devam ediyor. Gence belədir daha abi, bak gördüğün gibi. Böyük şehir değil, ikinci şehir. İkinci şehir, söylemedik ya. Belə istesem gəzdirərəm şehirde, problem yok. Eyvallah. Gezen en güzel yerlerine bak. Teşekkür ederim. Bomba düşen yer bura oldu. Ha, onu soracaktım. Ha, baba bu binanın dalı. Bu bina. İstersen saklayarak bakarsan yerine geçsen olur. Oo, geçmiş olsun. Baba burası. Arkası. Ağırlık var oranı. Sen fikir et, neçe tane bina yok olur. Yok oldu. Ha. Bir de beklenmedik bir anda değil mi? Ermenistan bombayı yolladı. Gece vakti. Gece vakti. Onca sivilin yaşadığı yeri. Ermeni nerede? Ermeni oldu da. Ama özüne şıddık vuransan bütün dünyayla bir eriyor ya. Ya. Hele biz hiç ne elememiş ya abi. Biz o torpaqlarımızı almışız. Tabi tabi. Türkiye deyir ki soyqırım. Deyir bir neçə milyon ermeni öldürüb sən. Bir tarixe bak. Sən öldürdüklərin Azerbaycanlıdır. Hı hı. Van tarafta esas öldürüblər de Müslümanları, Türkleri. Öldürdüğün sensen, hala özüne çıkırsan. Başa çıksan abi. Doğru. Şimdi bir problem yok ama değil mi? Şükür Allah'a belə de abi. Şükür. Düzdür, biraz drama da əliyyət çəkir, dolanışıq o kadar deyil. Ama yine bu günümüzə şükür. Şükür. Belə vəziyyətlə dolanırıq, sözü böyük şey. Hala bir şey çörəyini tapır. Şükür Allah'a deyir, Allah sağa deyir. Deyir, karıncanın da deyir, ekmeğini verir. Doğru, Allah doğru. Allah da onu da fikirləşir. Doğru. Herkese kısmetini verir. Bir tane bir sen atar, işsizlik çoktu da bizde. İşsizlik çok. Bir sen, o boyda vaxt var idi ki, Gəncə çok büyük bir sanayeli şehir idi. Bak bunlar hamısı zavodlar olur. Bak o tekstilli zavod. Tekstil. Neden peki işsizlik var ona rağmen? Yoktu da iş yeri demek olar ki yoktu. Zavod mu diyeyim, fabrik mi diyeyim? Başa düşsen. Abi yolum düştü ama burada zahtır deliyersen. Tamam. 5 manat. Ne yiyecektim zahtır? Şeyde öyle bir seher yemeği. Seher yemeği, tamam. Güzel bir yer o zaman orası. Ha, kaşetti. Tamam. Burada üniversite görüyorum Gence. Gence Dövlət Üniversitesi değil. 3. korpusu. Peki Azerbaycan'da gençler ülkede kalıyor mu yoksa Avrupa'ya? Bilsen ne terdi? Kalan kalır ama mesela çünkü bakırsan ki biraz okumuş savatlı uşaqlar. Gidiyorlar. Hə, gidiyorlar ben. Niye gidirlər? Bilsen abi. Eləsi var ki razılaşmır ona mesela çünkü verdiği emek hakkından. Anladım. Başa düşsən dolanabilir. Dolanır. Mesela çünkü 500-600 manat maaşla mesela dalanmaq olmur da istəyir cavan ol sizdən qoca ol. İçərisinə əsas yerinə çatırıq. Bu Gəncənin icra hakimiyyəti belə deyək də bələdiyyəsi idadı qalaqdadır. Güzelmiş ama ben sevdim Gəncəyi. Gəncə hə sakit yer. Sakin, kendine has bir şey var. Nətərdi? Mesela imkanın ola, hə, Gəncə kimi yerde yaşamağa değer. Değer. Neye göre? Mesela gelip biri seni sorsan da deyir, adınız nedir? Berk. Berk. Hə, Berk'i tanıysam, atasını da tanıram. Herkes. Hamını da burada elədi. Hamı birbirini elə tanır. Herkes birbirini tanır. Mesela çok sizde balaca şehirlerde ki, mesela var ya, adamlar var ki, mesela şehrin o başında olur. Tabii. Gelip senden sorsurlar ki, ay Berk. Falan adamı tanıysam mı? Deyir, onun atasını da anasını, hamısını tanıyor. Ha, bura elə. Bura elə, ha, çok iyiymiş, çok iyi. Bura yayıqa şehri, gəzməli yerleri çok. Aha. Zaten çok tarihi bir şehir. Ha. Çok yaşlı. Bence biz gittiğimiz burada yerde... yaşam Bakü'ye göre daha ucuzdur diye tahmin ediyorum. Tahmin elə, ha. Bak bu icra hakimiyyatında bizim esas bina burada. Aa, çok güzel mesela bir şey. Vəzifəli, Gəncənin vəzifəli adamları. Mesela bizim hamısı burada oturur.
Çok güzel gözüküyor. Bu Gəncə mehmanxanasıdır. Bak o bəylərin evidir. Bak o qədim evlərdir bak. Şuradaki. Hə, qədim evlərdir. Bir de burada ben Atatürk Caddesi varmış. Onu neyi? Mustafa Kemal Atatürk'ün caddesi. Olabilir. Ben bu yalan diyerek. Ha, onu duymadın. Tamam. Bak Tel Aviv Armoniyası var burada. Burada hiç görsen. Saat Kulesi. Yok, burada elə bil ki konsert, zat bak. Şah Abbas Meçididir bak bu. Aa, Şah Abbas çok güzel. Çok qədimi meçiddir. Çok güzel gözüküyor. Bu Gəncə moldu. Gəncə mal. Gəncə yerdən bura məsələn ay yeməyə də gələ bilərsən. Prosta bura biraz bahası olur. Ha, tamam. Burada yiyecek bir şeyler var diyorsun. McDonald's her şey var. Yine dönerciler görüyorum. Ha, street food'lar var abi. Ha, Kapadokya döner. Bak bu, bu final evləri görürsən abi. Aha. Bak bunları çək. Bunlar hamısı qədimi evlərdir. Min deyək ki beylerden, hanlardan kalma. Çok eskilerden kalma. Oo. Yani çok eksik daha böyle diyecek. Güzel gözüküyor. Görsen hamısı kerpiçle. O vakti kerpiçle. Kerpiçle yapılmış. Özde yumurta o vakti hiç nelemezler. Yumurta ile yedirler. No. Oo, burada etler yapılıyor. Ha, kebap verir. Kebaplar. Bir manat. Bir manat her yerde. Çok iyi. Çok iyi. Bak kala burada abi. Həm bazardır, aha. Həm marketi var, həm də qala otel. Benim otel mi burada? Hə. Aa, çok güzel, güzel, iyi yerdeymiş. Hiç centerde abi. Merkezde değil mi benim otel? Bəli, bəli. İyi, o yüzden öyle, öyle tuttum, bəli, sevindim. Bəli. Aa, market de var. Her şey var, buraya bazar store. Tamam. Gəncə qalası neyi buradır? Bu dünya oteli prosta bilmirəm ha tərəfdədir. O tərəfdədir mi, bu tərəfdədir? Tamam, ben bir bakayım otele. Sağ ol, teşekkür ederim. Abi buyur, kalın abi. Prosti gördüm şeydesen, dedim istedim size, sana kömür edeyim. Bak, kaşık burada samavar çay verirler. İstesen, kaşık çay verirler. Aa, çay veriyorlar. Yani, stekanı 20 gevş. 20 gevş dediğin? 20 kuruş. Ya, 20 kuruş. Ha. Özel mi çayı, öyle bir şey? Sadece girsen stekanla, tersi şey, samavarla kaynadın. Aa. Dede baba sulunla. Deneyeyim onu. Ha. Otel burada olacak abi. Bak kaladan gir. Tamam, aynen. Sağ tarafta. Şuradan gideceğim. Tamam. Teşekkür ettim. Abi buyur, kadın abi. Eyvallah. Öpürüm. Öpürüm. Çok şad oldum senin. Ben de öyle. Çok memnun oldum. Vallahi hoş gelipsen. Hoş bulmuşuz. Peki, sen kimi abiler çok gelsin. Bizi, bizim milletin, siz de bizim kardeşimizin söhbəti yok. İnsan kimi, belə deyək ya, törə kimi hamımızın törəmiz eynidir. Böyle. İnsaniyyətimiz eynidir. En birincisi, bir tane de söz diyeyim, deyir Türk'ün dostu Türk'tür. Eyvallah, eyvallah. Teşekkür ettim. Aynen öyle. Görüşmek üzere. Valla abimizle sohbet muhabbetimizi yaptık, bana buraları da anlattı. Burada da şimdi güzel çay varmış. Şimdi bir bardak çay içmeye geldim. Otele gitmeden önce bir bardak çay içeyim. Çay da 30 epikmiş. Hadi bakalım bir çay isteyelim. Selamünaleyküm. Bir tane çay alabilir miyim? Tamam. Yoluna gel lan abi. Efendim? Ha, sen kayıt alsan. Kayıt alayım YouTube'a. Türkiye'den geldim. Aa, hoş geldin. Hoş bulduk. Neler kayıt almasam bulmalardı. Hangi çaydan içiyorsun? Bak bakalım, daha reklam ediysen bizim reklamıyla da çökeğimiz var. Yapabilirim değil mi reklamı? Abi yap. Tamam. Güzelmiş dükkanın. Acaba adamlar izleyebilir. Aydın ceket sen de kırmızı çay. Tamam, sen aynen kırmızı çay ver. Kırmızı. Tamam, tamam. Burada kardeşlerimiz kırmızı çay verecek, şimdi çay içeceğiz. Şimdi şöyle bir tane çay geldi. Biraz daha bizimkinden farklı, sanki nasıl size anlatayım, bir kuş burnu içiyormuşum gibi. Sordum arkadaşa, böbrekleri temizliyor dedi anladığım kadarıyla, ya da karaciğer de olabilir. Tam o kısmı çözemedim açıkçası ama şimdi bir tadına bakalım. Hmm, güzel. Bu arada burada bakın, böyle çayın yanında kıtlama şeker geliyor. Normal şeker genelde gelmiyor. Bunu böyle kıtlata kıtlata, tabii şekerle daha iyi gidecektir. Bunu bir çevirin bakalım, içimiz ısınsın. Etrafta böyle gözüküyor. Hemen şuralara gideriz, orada bir manata yiyecek bir şeyler varmış. Sonunda Bakü'den, ya Bakü açıkçası çok pahalıydı. Pahalı geldi bana, böyle
şu tarz yerlerde bulamamıştım. Şu anda çok mutluyum Gence'de olduğum için, bu tarz yerleri bulduğum için. Bakalım bu şehri biz altını üstünü getiririz, gezeriz. Şimdi ben Cavit'leyim. Cavit bize burayı anlatacak. Biz biraz sohbet ettik. Nereleri gezelim Gence'de, gezeyim? Gence'de Cazimane'de de çok yer yok. Burada gezersen Gence Kalası. Küçük bir şehir. Çok balacalı. Balalı şehirde. Yani mol var. Gezmeli. Heyder Parkı var. Röportaj veririz. Röportaj yapıyoruz. Gel sen de katıl. Heyder Parkı var. Gezmeli. Han balığı. Atatürk perspektifinde. Göl dedin sen de. Göl uzakta. Ha, sen göl. Hı-hı. Gölgele gitmeye değer. Değer. Ama bir tek taksi var diyorsun. Orada taksi yok. Maşın da yok kapalı. Nasıl minibüs? Niye minibüs yok? Ben onu anlamadım Cavit. Koymaları lazım aslında ya. Ay Semur. Türk Gölgele şey işliyor avtobus. Avtobus ha. İşliyor. Prost. O bir sen de ya bir defa seherci yedi. Bir defa cumartı yedi. Ama gözmeli yere yani yukarılardı. Azerbaycan mətbəxinin dadına baxmak istəyən Gekkila var. Böyük İskender. Restoran var burada güzel ama. Orada bu Gəncədə bilmirəm. Gəncədə Azerbaycan mətbəxi. Hələ hamısı bir Azerbaycan kafesi də. Küçü ləzzətləri var. Ciyardır. Aa gördüm sakın. Dönərdir. Çok da ucuz 1 manat. Bakü'de mesela 5-6 manattan başlıyor. Bakü'de başlıyor. Tavuk dürüm falan hatta yani ciğer de değil. Burada döner ucuzdur. Döner ucuzdur. Ciğer ucuzdur. Bazı şeyler ucuzdur. Ya bazı şeyler ucuz. Şeyler güzel. Ucuz. Ama yani gitmek istesen ancak yani Gəncəni yani Gəncədə de budur. Başka yer yok. Başka yer yok. Yani Gəncəyə başka yani gelebilirsen Göygöl'e. Göl dediğim yere. Oralara gitmek lazım. Yani. Buna sen yakın olan, sen Gence girişinde gördün kitaplar. Gördüm. Sami Gence adının, Şahit'ten plakatları. Evet evet onları gördüm. Maraklı direkt yerler yani onlardı insan görende yani böyle açılır. Sen burada ne iş yapıyorsun? Çalışıyor musun burada? Burada çalışırım. Burada çalışırım. Çalışırım. Mutlusun, problem yok. Mutlu oldun olmadın budur. Mevzu olay budur. Olay budur. Mutlu oldun olmadın işlemek lazımdır. Eyvallah. Ama güzeldi. Azerbaycan havasıdır. Güzel güzel ben de beğendim. Güzeldi. Çok güzel. Buradaki hava da güzel geldi bana Bakü'den sonra. Burada hava yukarılara da kalktıkça daha da dağlar tarafa daha da güzel havalar var. Eyvallah. Tamamdır. Bu çaycı var. Bu çaycı. Bu çaycı? Çaycı. 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 Burası? Ha. 1976'dan. 1976'dan beri. Aa, bu ufak dükkan şurası. Vay be 1976. Burada evvel pazarıydı. Kalkak pazarı. Aa. Burada ancak hamı kent məhsulları, kentten gelenler hamısı getirirdi kent məhsulları. Hamı satırdı, meyve, tərəvəz, peynir, o, bu, böyle de her şey var idi. Her şey var. Sonradan bu təcəllik açıldı. 2020'de oldu da, kapısında da yazılıb. 2020'den elə bir tikildi. 2020'den tikildi. Orada söyledi, 2023'de de açıldı. 2020'de, aa yeni daha bir yıl olmuş. Burası... Bazı yerleri çalışıyordu, tam... Tam şimdi, gezeyim ben de orayı şimdi. Güzel. Buranın, sen... Aşkana var, ne şey orada da Azerbaycan mətbəxdən yenilər var, yer versen 76'dan var. Çok iyiymiş. Bu çay içtiğin çay var, Çöker. Aha. İsmi ne bu çayın? Çöker. Çöker. Ha, yazıyor zaten şimdi. Çok Çöker. Bu yani bir tane burada da Gəncədə içiyor. Ha, başka yerde yok. Başka yerde yok. Şey, böbreklere mi iyi geliyor? Böbreğe, yüreğe. Ha, her yere iyi geliyor. Tadı da güzel, lezzetli. Ha, burada bundan çok yani ev var ya, insanlar yani öz evinde de demliyor. Bundan tüketiyorlar. Bizim Türk çayı gibi. Ama burada yani yok. Bunu kime alınmıyor? İlginç. Verin bir tane daha. Yok, yeterli, kafi. Kara da var, kara çay da var.
Onu diğer başka zaman geldiğimde içiyorum. Çünkü bardak büyükmüş. Biz Türkiye'de normalde böyle ufak içiyoruz. Biliyorsundur belki. Siz orada karatsız ha? Ha, kara biz aynı. Çok kara oluyor çünkü. Çok kara oluyor, bayağı demleniyor. Bir de ufak bardaklarda şu kadar. Yaşar. İnşallah bize gel oralar. İnşallah, diyor. İnşallah gelirsin ya vallahi. Zaten şey yaptık. Abone oldum sana. Aynen, ben numaranı da alırım. Geldiğinde muhakkak olur yazarsın. Abi, inşallah. Gelin. Tamam. Tamam. Teşekkür ettim. Ben şimdi kaldığım hostele geldim. Aşağıda Cavit'le diğer arkadaşla da, bak adını sormayı unuttum, beraber bol bol çay içtik bayağı valla. 2-3 bardak çay içtik sağ olsunlar, ikram ettiler. Şimdi size bir de hostelimi göstereyim. Yatağım şurada. Valla tertemiz bu arada, misler gibiymiş. Gerçekten yorumları okumuştum. Zaten açıklama kısmına da ben burayı bırakırım. Yolunuz Gence'ye düşerse. Şurada bir arkadaş yatıyormuş. Şimdi yok. Şu diğer iki yatakta boş dostlar. Oldukça geniş bir oda. Hani ben en başta şey demiştim. Ya hani ranza sistemi değil şey olur mu, çok yakın olur muyuz falan, da çok uzak yani, birbirinden hepsi uzak zaten yatakların. Gayet de güzel. Tertemiz ha, misler gibi baksanıza. Duş tuvalet de arka taraftaymış. Şöyle bir konumda. Güzel, süper. Evet, şimdi dışarı çıktım. Hostelde şöyle bir eşyaları ufakça ayarladım. Şimdi de bakalım, Gence'nin sokaklarındayız. Geziyoruz. Yiyecek bir şeyler arayacağım. Umarım bulabilirim. Az önceki o sokak lezzetlerinin olduğu kısma aslında gitmek istiyorum. Hem de sizinle beraber şöyle kısa bir şehir turu atalım. Bir sonraki videoda bu şehrin altını üstünü getireceğiz. Öyle söyleyebilirim. Kanala abone olup yorum atmayı, videoyu da beğenmeyi unutmazsanız ayrıca sevinirim dostlar. Hava kapalı maalesef. Şehir yalnız kalabalık, öyle çok boş bir şehir değil. Bakın otobüsleri göstereyim size. Oldukça eski otobüsler. Bakü kart burada geçmiyormuş. Nakit vermek gerekiyormuş. Burada bir metro hattı da yokmuş. Köşk, Veli'nin köşkü diyor. Hemen şu bakın. Burada Bakü'de de vardı bu. Bu tarz böyle köşkler var. Genelde. Bakın Serdar Ortaç salıyor. Mikrop çalıyor. Aha, sokak köpeği. İlk defa gördüm. Bakü'de hiç denk gelmemiştim. Aa bakın, güzel otobüs de var ya, yeni. Bizim İzmir'dekilere bekliyor. Karsan zaten. Bakın arabalar böyle. Benim taksi de aynı böyleydi. Şu tarz böyle bakın sigara satan yerler var. Ucuza satıyorlar. Merhaba. Burada herkes bu tarz böyle çayhane, kahvehanelerde oturuyorlar. Bizim az önce içtiğimiz çaydan içiyorlar. Güzel çay. Büyük içiyorlar kıtlamayla. Şey dedi Cavit bana. Sen dedi 2-3 şekerle içiyorsun dedi. Normalde dedi bir çayla biz 20 tane falan içiyoruz dedi. Hadi bakalım. Şurada kebaplar birmiş. Bir bakalım nasıl gözüküyor. Güzelse buradan alırız. Bir bakalım. Aa, ciğer şey karışık. Soralım. Selamun aleyküm. Merhaba. Burada böyle et yapıyor. Video çekebilir miyim? Video. Video çekebilir miyim? Yok, seçtim. Tamam. Burada bu şekilde böyle etleri tuzladılar. Gayet güzel gözüküyor. Bir manat. Bir tane alabilir miyim? Şimdi bakalım ciğeri atacaklar. Tamam. Ekmeğin arasına mı koyuyorsun? Ha, pide de geldi. Olur. Güzel. Şöyle etler burada mangalda pişiyor. Şimdi o zaman pide de gelsin, size sunumu da göstereyim. Ben aldım ekmeği. Şöyle gözüküyor. İçinde soğanı var, ciğeri var. Gayet lezzetli açıkçası. Et güzel yani. 1 manat zaten 18 lira. İnanılmaz uygun bir fiyat. Bu videonun da sonuna gelelim. Bir sonraki videoda Gence'nin söylediğim gibi altın üstünü getireceğiz. Güzel gezilecek yerler var. Her ne kadar Cavit olmadığını iddia etse de şöyle sağa sola gideriz, gezeriz. Öyleydi. O zaman bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz. Hoşça kalın. İyi bakın kendinize.